Partili Cumhurbaşkanı Türkiye'de rejim değişikliği için arayışlar sürüyor. Öncelik Türk tepi başkanlık sistemi, olmazsa yarı başkanlık o da olmazsa partili cumhurbaşkanı. Tamamı için anayasanın değiştirilmesi şart. Yeni rejime ilişkin anayasa değişikliklerinin direkt uygulamaya geçmesi için 367 vekilin oyuna referanduma götürülebilmesi için de 330 oya ihtiyaç var. Ancak AKP'nin mecliste 317 milletvekili bulunuyor. Bu durumda rejim değişikliği için yollar belli. 15 kadar muhalif vekil duygusal yollardan ikna edilebilir. Mecliste yer alan muhalefet partilerinden CHP, MHP veya HDP'den birinin rejim değişikliği için tam desteği alınabilir. CHP ve HDP'nin mevcut şartlarda böyle işbirliğine yanaşması yok denecek kadar zayıf ihtimal. MHP'dense olumlu sinyaller gelmeye başladı. Bir diğer seçenek 7 Haziran 1 Kasım arasında olduğu gibi krizleri tırmandırıp muhalefete fatura ederek baskın seçimle AKP'nin vekil sayısını bir kez daha artırması. Yıpratılan HDP veya MHP'yi baraj altında bırakmak baskın rejimin ana gayesi olacaktır. Bu durumda AKP referanduma gerek kalmadan rejimi değiştirebilecek güce erişebilir. Başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinin dünyada en başarılı örnekleri Amerika ve Fransa. Buna karşılık her iki sistemi uygulayan onlarca ülke krizleri aşamadı, darbelere maruz kaldı. Mübarek de Saddam da Kaddafi de bu sistemin çıkardığı diktatörlerdir. Sistemin başarısı kuvvetler ayrılığı ve meclisin yürütmeyi denetim yetkisine dayanıyor. Türk tipi başkanlık anlayışı ise maalesef bu özelliklerden hayli uzak ve otoriter. Başkanlık ve yarı başkanlık az çok biliniyor da partili cumhurbaşkanı ne demek? Cumhurbaşkanının tarafsız ve partiler üstü olmadığı bir sistem bu. Bunun için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Atatürk de İnönü de partili cumhurbaşkanıydı. Tek fark halk tarafından değil, meclis tarafından seçildiler. Her ikisi de tek partinin değiştirilemez genel başkanıydı. Başbakanı Cumhurbaşkanı görevlendiriyor ve meclisin güven oyuyla hükümet göreve başlıyordu. Ancak tek partinin tüm milletvekilleri aynı zamanda genel başkan olan Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyordu. Tek partinin meclis grubu da parti yönetimi tarafından belirlenen siyaseti uygulamakla yükümlüydü. Yani Cumhurbaşkanı her şey demekti. Başbakansa yürütmenin başı değil, Cumhurbaşkanı ve parti tarafından belirlenen politikaların icrası ve takibinden sorumlu genel sekreter gibiydi. Türkiye'de sistem zaten bu şekilde işliyor. Rejim değişikliğine gitmeye ne gerek var diyebilirsiniz. Ancak de facto yani fiilen değil de de jure yani hukuken yönetim yetkisi isteniyor. Mevcut durumda başbakanın çıkıp yasal yetkilerimi kullandırtmam demesi ya da milletvekillerinin kendi iradelerini ortaya koyması riski var. Düşük de olsa var, diyor Özgür Düşünce gazetesindeki yazısında Erhan Başyurt.